Emre Mor'un açıklamalarını sizlerle paylaştık. Özellikle forma giydiği Avrupa Şampiyonası'nda öncesinde oynadığı maçlarda milli takımla son yılların en çok dikkat çeken yeteneklerinden biri olarak bir çıkış yapmıştı. Kariyeriyle ilgili beklentilerimiz çok büyüktü. Beklediğimiz gibi gitmedi ama düşüş sonrasında yeniden bir çıkış aşamasında olduğunu geçen sezon gösterdi. Fenerbahçe'de bu çıkışını sürekli hale getirip daha farklı bir seviyeye doğru gidebilir mi? Umarım gider. Çünkü o güveni verecek bir background'ı yok. Yani bir Karagümrük'teki 3 ayı var. Şeyinde kariyerini 24 yaşına geldi. Yalnız şu cümlesi çok önemli. Mesela insanların hayatlarında iyi örnekler vardır, kötü örnekler vardır. Birisini örnek alırsın. Mesela Emre Mor demiş ki Arda'ya, ben kötü örneğim. Bu çok güzel bir şey. Bu çok ciddi, sert bir öz eleştiri. Ben de çok yetenekliydim. Dortmund beni aldı. İşte Celta'ydı değil mi? Celta evet. Beni aldı. Birisi 9 verdi, birisi 13 verdi bonservisime. Ama ben şunları doğru yapmadım. Bir şans yakaladım. Onun üstüne bir kariyer planı kurdum. Yani Karagümrük'e gelmekteki amacım bir sıçrama yapmaktı. Fenerbahçe kulübü de bunlardan bir tanesiydi. Ben onları istedim. Önemli olan onların beni istemesiydi. Bunu sağladım diyor. Bu güzel bir şey. Yani artık yaşını başına almış bir abiniz olarak söyleyeyim. Eğer bir öz eleştiri yapılıyorsa, insan ben şurada hata yaptım diyorsa çözümü bulur. Hatasını biliyorsa nereden çözümü üreteceğini de bulur. Ve bunu söylemek de kolay değildir. Ben yanlış yaptım demek kolay değildir. Biraz önce konuştuk ya, mazeretler. Tamam öyle yaptım ama işte trafik tıkalıydı falan yok. Mazeretler. Hiç 24 yaşında eğer bu samimiyette, bu öz eleştirisini kendisine yöneltebiliyorsa bir oyuncu, ben ona güvenirim. Demek ki bundan sonra kendisine yapılacak telkinlerde de pozitif olacaktır. Yani işte Vakeme'yi geri koşturamaz. O. Ama bu daha 24 yaşında bebe, teknik adamı gelip arkasına senin bunu da yapman lazım dediği zaman aynı yaş fidan gibi onu eğmek, o noktaya getirmek, ikna etmek daha da kolaylaşır. Çünkü önüne bir şey açıyorsun. Yeni bir ufuk açıyorsun. Bak diyorsun, sen 24 yaşındasın. Bu sene büyük bir kulüp şampiyonla oynayan bir takımla oynayacaksın. Daha görünür haldesin. Şampiyonlar Ligi'ne girme ihtimalimiz var. Eğer giyersek bir de piyasa çıkacak karşına. Evet çok hızlısın. Adam eksiltiyorsun, çalım atıyorsun. Bir de frikik at. Frikik çalış. Bir de duran korner at. Korner çalış. Bir de işte adam kovala. Çünkü bunları eklediğin zaman oyuncunun yeteneklerine işte 1,5 milyon euro kazanacaksa senede her birinden bir 500 daha eklersin. 2,5 milyon euroya çıkar alacağı para. Çünkü onu transfer edecek teknik direktör bakacaktır bana ne verir diye. Duran top kullanır. Friki katı atar. Adam eksiltir. 2'ye 1'de yapar. Defansa ya da takım savunmasına katkıda bulunur. Alalım bunu der. Başka kulüpte der. Öbür kulüpte der. Dolayısıyla cazip hale gelirsin. Ve bu realitedir. Yani işte en çok oynamak istediğim kulüp Fenerbahçe. Çocukluğumdan beri duvarlarımı Galatasaray'ın posterleri süsler. Ondan sonra işte dövmemi 1903 yaptırdım. Yalan. Yani elbette vardır çocuk futbolcuların çocukken tuttuğu kulüpler ama iş sözleşme imzalayıp karşısına bir rakam yazıldığı zaman bitti. Artık o rakamın insanı olursun. Evet. Yani bir oyuncu 2 milyon euro kazanıyor senede diyelim. Bir iş adamı senede 2 milyon euro kâr etmek için kaç para yatırım yapmak zorunda? En az 20 milyon euro. %10 kazansın. Yani döviz bazında konuştuğum için. Senin hiçbir sermayen sensin. Geliyorsun orada işçiyle uğraşmıyorsun.
İşte yok şeyle, krediyle uğraşmıyorsun. Sermayen, zihnin ve bedenin. Aynen, SSK primleriyle evet. uğraşmıyorsun. Yok müşteri tavlamakla uğraşmıyorsun. 20 milyon euro yatırım yapıp riske girecek bir iş adamının kazanabileceği maksimum parayı bu işinle kazanıyorsun. Yaptığın şeyle kazanıyorsun. O nedenle daha fazla kazanmak adına daha fazla özelliklerin olması lazım. Yani seni kulüplerin tercih etmesi için, senin daha yukarıya taşıman için gelişmen lazım. Bir yerde duramazsın artık. Doğru. Yani iyi orta yapan sol bek. İyi orta yapan sol bek. Sonra defansif özelliklerin, kafaya çıkıyor musun? Rakip senin üstüne oynuyor mu? Zamanlaman nedir? İşte biraz önce Burak'ın bahsettiği gibi offside uygularken o çizgiyi yapabiliyor musun? İşte Caner iyi orta yapan bir sol bekti. Ama dikkat edin, oynadığı takımların yediği gollerde hep offside'i bozan oyuncudur. Rozier de bu sene çok gol yani, yedirdi mesela. Hep offside'i bozan oyuncudur yani. Geç çıktı, yok şunu yap. Yani bunlar da temel defansif özellikler. Yani sol beke önce gol attırsın diye almıyorsun. Gol yedirmesin diye alıyorsun. Yani onu yaparken. Neyse, çok dağıldık. Emre Mor'a geldiğim zaman bize o güveni vermesi lazım. Bu söylediklerinden dolayı, yaptığı öz eleştirdiğinden dolayı güvenli birisi. Yani ben güvenirim oyuncuya. Bu, daha doğrusu insana güvenirim. Öz eleştiri yapabilen insan hakikaten oturmuş bir karakterdir. Bir insan kendisini eleştiriyorsa. Mesela bir sürü arkadaşımız vardır, kendisiyle dalga geçer. Korkma ondan. Kompleksi yoktur, tamam mı? Onunla her türlü keyfi arkadaşlığı yapabilirsin. Baba gibi bir gittik denize, bir daldık, sert geldi, kulaklarım dağıldı, şudur budur. Kendisiyle dalga geçin. Kendisiyle dalga geçen insandan korkmayacaksın. Kendisini eleştiren insan da gelişmeye açık insandır. Onu daha iyi işleyebilirsin, daha iyi ulaşabilirsin, daha iyi anlaşabilirsin. Tabii. Ve hedefi de doğru gösterebilirsin. Emre Mor bugüne kadar, yani Kasımpaşa günlerine kadar zannetti ki ben alacağım topa sol ayağımı iki kişiyi çalımlayacağım. Aynı paraları kazanmaya devam edeceğim. Öyle olmuyor işte. Önce akıllı olacaksın. Çünkü bir sürü çocuk var. Gidin altyapılara, futbol okullarına. Çok yetenekli bir sürü çocuk var yani. Ama salt yetenek. Tabii yani, ama seni farklı yapan o takım disiplini içinde üreten hale gelmen. Onun içinde yaşamak. Yani kimse Messi değil, bir ayrıcalık tanısın. Evet. Messi ise tamam, ona bir şey demem. Ama önce onu olacaksın yani. Burak Kural, beklentimle Emre Mor'la alakalı, ondan iyi faydalanabilmek adına Jesus'un yapması gerekenler ne olabilir? Ya şöyle, bir defa Emre Mor'un zaten motorik özellikleriyle, top tekniği tabii daha iyi olabilir ama top tekniğiyle çok fazla eleştirilmedi şu güne kadar. Hep saha içi mental oyunu, topu paylaşması, karar mekanizması, nerede şut atacak, nerede çalım atacak, nerede pas atacak veya nerede orta yapacak, bunları belirleyememesi, genellikle hep yanlış tercihler yapması, devamlı oynayamaması, hem maç içi devamlılığın hem de sezon içi devamlılığın olmaması, hep bunlar eleştirildi. Zaten Emre Mor'un kalitesiyle ilgili herhalde 16 yaşındaydı ilk onu scouting platformlarında izlediğimde. Danimarka Ligi'ndeydi diye hatırlıyorum. Orada zaten hani daha 15-16 yaşındayken gördüğümüz bir oyuncuydu. Farklı bir oyuncuydu zaten. Neticesinde de nerelere geldiğini zaten Gürcan abi de anlattı. Dortmund. Dortmund'dan sonra evet, Celta Vigo. Ama Dortmund'a gelmiş olması en önemli şey. Dortmund herkesi almaz. Aldığı oyuncuları görüyoruz. Evet. Dolayısıyla oyuncunun kalitesiyle ilgili kimsenin çok fazla bir tartışması yok. Herkes oyuncunun nerede sıkıntısı olduğunu biliyor. Dolayısıyla burada artık iş önce Emre Mor'a, sonra da Sayın Hoca'ya düşüyor, Jesus Hoca'ya. Yani Emre Mor'u da hakikaten bir yerlere şekillendirecekse Jesus Hoca ve ekibi bu manada güçlü isimler. Önemli bir karakter, önemli bir karizma. Yani Jesus'u da şöyle herhalde bir yarım saat otursak etkileniriz diye düşünüyorum. Yani en azından kameradan gördüğümde, o kadar hoca da gördük, kenarda gördüğümüzde farklı bir duruşu olduğuna inanıyorum ben hocanın. Background'u öyle. Bilgi otoriteyi getiriyor çünkü. Bilgili bir teknik adam. Ve Emre'yi de onayladığına göre baktırmıştır. Kendisi izlememiştir ama yardımcılarını izletmiştir. Belki demiştir ki yardımcılar, hocam biz bu oyuncudan faydalanırız. Tamam demiştir, almıştır. Dolayısıyla bu Jesus tarafından bakış açısı. Yani ne, senin soruna cevap verecek olursak, Emre'nin saha içinde özellikle o karar mekanizmasını değiştirmek lazım. Onu da ne yaparsın? Onu da daha çok
video izleyerek, video analizlerle değiştirebilirsin. Onun mevkisinde ona benzer bir oyuncu bulabilirsin efsane bazlı. Mesela içe kat eden klasik bir sağ kenar, sol ayaklı. Çok klasik. İşte Robben videoları izletirsin ama tabii yani Emre için söylemiyorum bunu. Hı hı. Emre'nin tarzı biraz daha farklı. Robben onun kadar çabuk, yani onun kadar böyle süratli de değildi. Yani inanılmaz bir tekniği vardı. Emre'nin de onun kadar tekniği yok gibi. Dolayısıyla bunları izletip ondan sonra da bireysel çalışmalar var buna benzer. Tamam, örneğin sağdan girdiniz, yani içe kat ettiniz, sol ayağıyla uzak köşeye orta yapmasını, topun dibine girmesini istiyorsunuz. Bunu dirileştirirsiniz. Oyuncuyu izlettikten sonra sahada uygulatırsınız. Bunlar bireysel antrenmanlarla oyuncu kendini geliştirebilir. Ama burada en önemli konu, Jesus burada en iyisini bilir zaten. En iyi antrenmanları yaptırır. Ama Emre Mor nasıl karşılık verecek? Emre diyorsa ki bu benim için bir şans. 24 yaşında değil mi Emre şu an? Ben tekrar milli takıma gideceğim. Ben burada durmayacağım. Premier Lig'e gideceğim. Diyorsa ki gidebilir. Danimarka pasaportu da var. Yani Avrupa Birliği oyuncu kontenjanı var biliyorsunuz. Ona evet. da girmeyecek. Direkt Danimarka kontenjanından, Avrupa Birliği kontenjanı istediği ülkeye de gidecek izinsiz. Bundan daha iyi bir avantajı var mı? Yok. Bir de oyuncunun psikolojik tarafına da dokunalım. Babası cezaevindeyken büyümüş. Çok zor şartlarda büyümüş bir futbolcudan bahsediyoruz. Biraz oyuncuya tamam profesyonel hayatta diyeceksiniz. Hani bunlar şimdi Dortmund'a gittiğinizde kimse size orada şefkat, sevgi öyle şeylerle uğraşacak hali yok. Orası profesyonel ortam diyebilirsiniz ama şimdi ne olursa olsun pasaportunun olduğu bir ülkeye geldi. Burada büyümüş değil. Belki orada bu işleri teknik direktör yapmasa da orada ekipten biri yapabilir. Takımın içerisinde bir deneyimli bir oyuncuyla kaynaşabilir. Bunlar var futbolda. Evet, duygusallık var. Sen de çok iyi biliyorsun. Yıllarca bir kulüp takımında çalıştın. Evet. Dolayısıyla bu şeyler oturursa Emre Mor'dan niye fayda alınmasın? Ama riskli transfer. Ben burada en fazla maliyete bakıyorum Kerem. Maliyet çok ciddi bir maliyet değil. O risk alınabilirdi bence. Alınabilecek bir risk de alındı diyorsun. Ben öyle düşünüyorum.